bir adetle sınırlandırılırsa belki çevreye o kadar zararlı olmaz. Antakya Çevre Koruma Derneği taş ocaklarının zararlarına bir kez daha dikkati çekti. Doğaya müdahalenin çevre sorunlarını da beraberinde getirdiğine vurgu yaptı. Ve bunun neticesinde de sellerin nedeni taş ocakları olacak. Yani kuvvetli yağmurda bu sefer sel olacak. Antakya Çevre Koruma Derneği binasında düzenlenen toplantıda Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Ali Kanatlı ve Celal Yahyaoğlu, bölgemizin en önemli çevre sorunlarından birinin taş ocakları olduğuna değindi. Bilhassa Habibin Necar Dağı ve Yayla Dağı yolu Yukarı Okçular Döver Şenköy arasında işletilen taş ocaklarının ekolojiye, su kaynaklarına, tarihi yapılara, insan sağlığına, vesiciliğe ve tarıma da zarar verdiğini dile getirdi. Normalde kanuna göre taş ocağı faaliyeti bittikten sonra oranın tekrar ağaçlandırılması gerekiyor. Ama şimdiye kadar hiçbir taş ocağı bunu yapmadı ve yapmazdı. Çünkü yüksek bir maliyet gerekiyor, o dağlı. Taş ocaklarının insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini sıralayan Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Kanatlı, taş ocaklarının gürültü, toz, görüntü kirliliği, sarsıntı, yaban hayatı, ekosistem, tarihi yapılar, yeraltı suları, hava kirliliği ve insan sağlığına zarar verdiğini dile getirdi ve taş ocaklarından çevreye yayılan toz insanlarda başta astım olmak üzere kronik obstrüktif akciğer hastalığı denen ve hastalarda tıkanma, nefes darlığı, çabuk yorulma ile beraber şiddetli öksürüğe neden olurken insanların kaliteli yaşamını bozup ömrünü azaltan hastalıklara neden olmaktadır dedi. Bir taş ocağı yaptığınız zaman bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Üzerindeki bitki örtüsünü yok ediyorsunuz. Oradaki bitkiler ve canlıların yaşam alanları yok oluyor. Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Celal Yahyaoğlu da taş ocaklarının etkileri konulu sunum gerçekleştirirken taş ocakları gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ve nitekim en son bu Sempiyen Kilisesi'nin oradan büyük bir su geldi. O taş ocağı yüzünden. Çünkü neden? Sular giden bir aşağı indi ve oradan doğru Antakya'ya doğru yolladı suları. Ve orada sel oldu.